Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben iyiyim. İyi görmedim gibi sanki seni. Yani biraz modum düştü. Kabul edebilirim. Deminki olaydan mı? İsimden dolayı mı yoksa başka bir şeyden? İsimden dolayı da, tavrından, üslubundan dolayı da. Okay. Yani gerçekten bir kadını incitebilecek bir üslubunun olduğunu düşünüyorum. Hı. Kırıldım da. Okay. Çünkü böyle bir üslup, böyle bir tavır beklemiyordum. Yani sebeplerini de öğrenmek istiyorum tabii, açıkçası. Tabii. Şu Aynur meselesi değil mi? Aynur karışın falan. Evet, falan. Yani bunun defalarca şey yapılması, sonrasında ben sana kırıldığımı söylediğimde günaydın'da, istersen çevirebilirsin. Tabii, unuttuk. Ben sana kırıldığımı söylediğimde, ismimi öğrendiğinde, aha, benimle konuşmaya geçersen daha çok sevinirim dediğimde, aynen, sen dönüp işte 3-4 güne öğrenirim ismimi falan, o tavrın gerçekten çirkin yani. Gelen hiç giden aratır mı? İlk başta çok özür diliyorum bu tavrım için. Ne diyorsun? Ben de hoş bulmuyorum. Geçen ayıp bir hareketti benden. Şu aynı meselesini sana söyleyeyim de, Gizem'e de söylemiştim. Sıkıntı olan ne biliyor musun? Beyza Nur ya, hı hı. Aynur ya, oradan, hı, karıştırıyorum. Tamam, Beyza diyebilirsin zaten, evdeki çoğu arkadaşım Beyza diyor. Düşündüm o zaman öyle yapayım. Çünkü bak Gizem bana diyor ki, ama ben de yapmıyorsun. Çünkü dedim senin isim değişikliği yok. Yani, hı hı. Anlıyor musun? Mesela o Ozan'la Oğuz'u hep karıştırıyorum. Oğuzhan, Oğuz, Ozan, onları hep karıştırıyorum. Hı hı. Ozan yok. Ya bak işte yine kafam karıştırıyor. Anlıyor musun? Hepsinin böyle isim, hı hı, böyle bir benzerlik olunca kafam karışıyor. Asla seni incitmek istemedim. Kalbini hiç kırmak istemedim veyahut da böyle bir tuhaf negatif düşünceye de uğratmak istemedim. Yani bunu bilmeni çok istiyorum. Hı hı. Bu bir. İki, bir de o demiştim yani en sonda. Demiştim ya bana konuşmada sabah. İsmimi öğrendiğinde. Gel, ben dedim 3-4 güne gelirim. Evet. Onu da niye dedim biliyor musun orada? Neden? O an gerçekten zaten ben şu an gerçekten biraz kafam karışık değil de biraz yoğun mu diyeyim ya da karışık mıyım böyle düşünüyorum. Alışkın olmadığın bir ortama girdiğin mesela, için. Mesela bir de ya seni hep düşünüyorum çoğu zaman ya da Gizem'i düşünüyorum. Yalan değil. Yani ağırlık basan bir isim yok mu artık aklında? Sonuçta ikimizle de az çok muhabbet etmeye, ikimizin de kişiliklerini tanımaya başladın. Aynen, aynen, yani aynen. Aklında bir fikrin belirginleşmiş olması gerektiğini aynen, düşünüyorum. Aynen, aynen. İlla ki ağırlık basan bir taraf vardır. Seni kesinlikle zorlamak istemiyorum ağırlık basan tarafı söyle diye. Abi, ya da sadece Gizem veya ben değil, başka sonuçta bir ismin olduğunu daha söyledin. O isim de olabilir. Bu aynı konuyu ben Batla'nın konuşmuştum. Hmm. O da aynısını söyledim. Dedim bak dedim. Şöyle bir iki güne kalmaz mecburum bir karar vermeye. Çünkü hoş bir durum diye senin için olsun, Gizem için olsun, benim için olsun, üçümüz için olsun dedim. Hatta birkaç tane örnek daha verdim dedim. Mesela atıyorum olabilir mesela Can senin hoşlanıyor, seni tanımak istiyor. Belki sen dersin ki ya şu an mesela tanışıyorum olmaz. Ki o zaman Can'a da ayıp olur, anladın mı ne istedim? Yani o yüzden o bakışı da ben, yani ben biraz daha ileriye de bakıyorum. Onun için kendi kime dedim zaten bir gün, böyle bir iki güne geçen kalmaz. Hı hı. Kendim için dedim yani, bir karar vermem lazım. Evet. Gerçekten yani böyle olmuyor yani. O yüzden sizinle sık sık zaman geçirmek istiyorum, ya konuşmak şöyle, istiyorum. Ya da şöyle de bir problem çıkarıyor bu durum. Yani sonuçta evet Gizem'le bu diyaloğu kurabilmişsiniz. Sizin adınıza çok sevindim, Gizem adına da çok sevindim. Yani seni tanıma fırsatı hiç bulamadım. Neyi seversin, neyi sevmezsin, aynen, doğru, nelerden rahatsız olursun, neye sinirlenirsin. Gerçekten merak da ediyorum, bunları dinlemek de isterim. Tabii. Mesela en son şimdi kahve geçecektim, öyle istemiştik, anlaşmıştık Gizem'le. Dedim kahve getireyim oraya. Ondan sonra sana gelir, seninle bu konuyu konuşurum. Hı-hı. O konuşmadan direkt ben işte tanışmaya, senin dediğin gibi aynı, ne bileyim, ne içerim, ne yerim, neyi sinirlenirim, neyi severim, o konuşmaya geçeyi düşündüm. Ki ta ki Semin'in işini çağırdım buraya. Hı-hı. Zaman da zaten az oldu. Zamanımız daha var. Aynen. Birazdan ben senin yanına gelirim. Hı-hı. Bu konuyu biraz daha istiyorsan biraz daha açık konuşalım. Hı-hı. Şu seni bozan, kıran konuyu. Evet. Orada birkaç tane cümle daha söylemek istiyorum. Dinliyorum. Aynen. Ondan sonra diğer konulara da geçeriz. Dediğim gibi yani özür dilerim yani seni ne kırmak istedim, ne de bir incitme olsun aramızda, bir kırgınlık olsun. Yani asla ve asla beni onu düşünme. Ayrıca bana dedin ki sen benim alay mı diyor, dalga mı dedin bana? Evet, dalga geçiyorsun. Dalga geçmedim ben seni, kesinlikle dalga geçmedim. Oğlanlarla daha çok dalga geçiyorum. Çünkü şakalaşıyoruz. Ya ben normalde şaka kaldırabilecek bir insanım. Aynen, şakada... ama orada kesinlikle seni dalga geçmedim. Asla dalga geçmedim. Mesela atıyorum
dün yok bugün müydü dün müydü şeyde oturmuştuk. Dün de galiba Öykü Hanım da o sırada yan yana. Dün değil mi? Aynen. Orada mesela şakalaştık hareketlerini falan filan hatırlıyor musun? Öykü Hanım dedi ne yapıyorsun? Mesela o şakalaşma benim için. Ama ben seninle ciddi konuşursam inan ki anlarsın. Ya şimdi mesela ne biliyor musun? Şaka konusunu hemen açıklayayım, kapatayım. Tabii. Şöyle henüz seni tanımıyorum. Nasıl şakalar yaparsın, aynı, ne doğru. yaparsın bilmiyorum. Bilmediğin için. Yaptığın şeyin şaka mı yoksa gerçek mi olduğunu bilmiyorum. Doğru. Seni tanıdıktan sonra şakalara elbette anlayışla karşılık gösteririm ama seninle tanışma fırsatı bulamıyorum. Aynen doğru. İşte ben onu düşünüyorum. Tanıdıkça, daha iyi tanıdıkça yani işte karar verebilirsin kendi adına. Bu çocuk işte şimdi şaka yapıyor veya yapmıyor. Şimdi ben bunu daha iyi tanıyorum. Bu şaka anlayışı şöyle böyle. Ona sana kesinlikle katılıyorum. O yüzden işte dediğim gibi bugün yanına gelecektim. Şu konuyu, özellikle şu konuyu. Benimle dalga geçiyorsun Ferhat. Kötü oldu Ferhat falan filan. Lütfen bir asla. Daha senden çok rica ediyorum. Yani ya ismimi yanlış lanse etme ya da gerçekten hani seni tanıma çabamdan vazgeçeyim. Beyza diye at muhtemelen senin ne olsun? Öyle sıkıntı olmaz. Yani bir de bir şey soracağım. Buyur. Yani seni tanımaya çalışıyorum ve benim arkadaşım da seni tanımaya çalışıyor. İlla ki seni tanımak isteyen başka dayılarımız da olabilir ya da olacaktır bilemem. Yani ne zaman ki böyle artık benim seni tanımamı istemediğin zaman bana belirtirsen çok severim. Tabii, ya tabii. Beyza ben senin karakterini gördüm. Seninle çok anlaşamayacağımın kararını verdim. Beni tanımaya çalışmaktan vazgeçebilirsin. Çünkü çaban hani çok... şey sonuç odaklı bir çaba olmaz dersen daha çok orta yolu bulabiliriz. Hem birbirimizi de incitmemiş bulunuruz. Aynen aynen. Ona sana hak veriyorum. Kesin hak veriyorum. Zamanımız da doldu. Ve umarım birazdan yine görüşürüz. Umarım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.